Merhaba, ben Kayla MacDonald. Tate Liverpool'da asistan küratörüm ve yeni açılacak olan Nikki de Sanfar sergisinde çalışıyorum. Bu, 2002 yılındaki ölümünden sonra İngiltere'de açılan ilk Nikki de Sanfar sergisi ve sanatçının çalışmalarının çok büyük bir bölümünü kapsıyor. 50 senelik kariyerindeki tüm değişimleri, geçtiği tüm aşamaları ve tarzındaki tüm değişiklikleri bir bütün halinde bu sergide görebilirsiniz. Sergiye kariyerinin başında duygusal bir çöküntü sonrası yaptığı resimlerle başlıyoruz. Bunlar son derece dekoratif ve renkli resimler. Bunları birbirinden alakasız bazı malzemeleri, mesela evin içerisinde bulduğu kırık tabaklar ve oyuncaklar gibi parçaları bir araya getirip montajladığı soyut manzaralar takip ediyor. Daha sonra eserlerinde tehlikeli bir dönüşüm var ve eserlerine tabanca, bıçak gibi şiddeti çağrıştıran öğeler ekliyor. Bu noktada Nikki'nin karanlık gözü, yani işkence çekmiş ruhu, gün ışığına çıkıyor. Bir zamanlar hissettiği karmaşık duyguları ifade ederken geçirdiği duygusal çöküntünün izlerini görebiliyoruz. Burada gördüğünüz otoportresi zaman zaman işkence görmüş portre olarak da adlandırılır. Barcelona'yı ve Park Güell'i ziyaret ettikten sonra yaptığı bu tablodaki seramik kullanımı bize Gaudi'den ilham aldığını gösteriyor. Aynı zamanda burada bir içe dönüş de var. Çektiği acıları ve sıkıntıları, kafasındaki dağınıklığı yansıtmaya çalışmış. Bu da yine evin içinde bulduğu çeşitli objeleri kullanarak bir araya getirdiği oldukça keskin hatları olan bir figür içeriyor. Ateş etme resimleri ise içindeki agresif yönü ortaya çıkarıyor. Küçük plastik torbaları boya ya da yiyeceklerle doldurup bunları duvara asar ve bir tüfekle onlara ateş edermiş. Torbalar patladığında da ortaya canlı renkler içeren bu tablolar çıkmış. Boyayı kanattığını söyleyen Nikki'nin bu yorumunda bir şeyleri ateş edip kanını akıtma ve onların ölümünü seyretme fikri var. Ateş etme resimlerinden sonra daha sakin bir döneme giriyor ve kadın olmanın ne demek olduğuna dair bir keşfe çıkıyor. Burada biraz negatif bir hava var. Kadınların toplumdaki yerini göstermek için anne ve gelin figürlerini kullanmış. Kadınların belki kendisinin de hissettiği köşeye sıkışmış ruh hali içerisinde bu garip figürleri yaratmış. Figürler her ne kadar beyaz olarak tasarlanıp duvaklarla süslenmiş de olsa, üzerlerinden sarkan oyuncak bebekler bu garip ve grotesk görüntüyü ortaya çıkarmış. Aynı dönemde Nanas adını verdiği daha canlı, yuvarlak hatlı ve bir şekilde kadın olmanın ne kadar güzel ve önemli bir şey olduğunu vurgulayan başka heykeller de yapmış. Kısacası bir konuya iki değişik açıdan yaklaşmış. Biri kadın olmakla övünürken diğeri de kadın olmanın garip ve grotesk yönü üzerinde duruyor. Serginin son bölümü Nikki'nin kocaman ve anıtsal bir açık hava bahçesi yaratma fikri üzerine kurulu. 1999'da 20 yıllık bir çalışmanın sonucunda bu emeline kavuşmuş. Bu sergiyle birlikte Nikki'nin elde etmek istediği her şeyi elde ettiğini de görüyoruz.